Koronavirüsü salgını ile birlikte elbette insan psikolojisi de olumsuz yönde etkileniyor. Hasta olur muyum korkusu, evden çıkamama, sokağa çıkma yasakları derken insan psikolojisi de etkileniyor bu durumdan. Psikiyatrist İlker Küçükparlak'la birlikte işte bu durumu değerlendireceğiz. Merhaba İlker Bey, Evet, hemen merhaba. soralım. İnsan doğası bu salgından nasıl etkilenecek? Şimdi insan doğası birkaç şekilde etkilenebilir. Bir tanesi eve kapanma kısmı ile ilgili elbette ama diğer konu daha çok bu salgın ve salgının etrafında gelişen şüphe ve endişe ile ilgili. Şimdi eve kapanma kısmının etkilerini muhtemelen bu kapanma süreci devam ettikçe daha yoğun bir şekilde yaşayacağız. Çok şeffaf verilerin paylaşılmadığı ya da çok istikrarlı bir politikanın güdülmediği devletlerde yaşayan kişilerin şu anda daha çok salgın endişesiyle başa çıkmaya çalıştıklarını, diğer devletlerde yaşayan kişilerin ise daha çok izolasyon ve eve kapanmanın sıkıntısıyla baş etmeye çalıştıklarını düşünüyorum şu an için. Bir de bana bir şey olmazcılar var tabii. Onların bu yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, aslında bu bana bir şey olmazcılar daha çok ya bir şey olursa durumunun kaygısıyla baş edemedikleri için bana bir şey olmaz yönünde bir konum alıyorlar. Bir şey olması, o olacak şeyin ne olduğu, bu kişiyi nasıl etkileyebileceği ya da yakınlarına neler olabileceğinin tasavvuru çok endişe verici olduğu için bu endişeyle baş başa kalmak yerine bu endişeyi tolere edemeyen kişiler endişe edilecek hiçbir şey yokmuş gibi bir pozisyonda kalmayı bilinç dışı bir şekilde elbette tercih edebiliyorlar. İnkar ve bastırma dediğimiz savunma mekanizmaları bunlar temel olarak. Bu duruma ilişkin işlevsel bir kaygıyı barındırabiliyor olmak sanırım en ideal pozisyon gibi görünüyor. Çünkü kaygı, işte üzüntü, öfke, mutluluk, neşe, utanç gibi duygulardan biri ve bir duygunun bütünüyle sağlıksız olduğundan bahsetmemiz olanaksız. Kaygının da hayatta bir işlevi vardır. Aslında hayatta tutar. Fakat kaygı işlevsel olabiliyor mu? Yoksa kişiyi ele geçirip bir tür paralizi felç durumu gibi kişiye hükmediyor mu? Yoksa kişi kaygısı ile birlikte bir şeyleri yapmaya biraz daha motive oluyor mu? Buna bakmak lazım. Dolayısıyla ele geçirmeyen heyecan gibi, ele geçirmeyen kaygı da aslında bir takım önlemler almaya yardımcı olabilir diye söyleyebiliriz. Bir de öfke var değil mi? Yani hani sosyal medyada da çok görüyoruz. Çinlilere, yaşlılara duyulan bir öfke de ortaya çıkmaya başladı. Öfke diğer duygulara göre daha kolay tolere edilebilen bir duygu olabiliyor. Çünkü bir nesnesi var, bir hedefi var. Şimdi insanlar kaygı yaşıyorlar, endişeliler, tam olarak ne olacağını bilemiyorlar. Bir muğlak bir durum var ortada, bir belirsizlik var ve bu bir tür çaresizlik hissi uyandırabilir. Şimdi bu çaresizlik hissi ile baş etmek hakikaten çok daha zordur. Yani karşımızda bu çaresizliği uyandıran bir nesne duruyor olsa ve biz bu çaresizlik, bu sıkıntıyı o nesneye bir şekilde yöneltebiliyor olsak biraz daha rahat edebiliyoruz. O zaman da bir nesne, bu nesne nedir? Virüs. Şimdi virüsü karşımıza alıp arkadaş bu senin yaptığın çok yanlış demenin bir yolu yok. O zaman ne yapabiliriz? İşte bu virüsün çıktığı, salgının çıktığı yer neresi ise oraya dair bir öfkeye dönüştürebiliriz bunu. Az önce bahsettiğim komplo teorileri yine aslında bize öfkelenebilecek bir düşman ürettiği için insanların biraz daha rahatlamalarına yardımcı oluyor. Artık kızılabilir, öfkelenilebilir bir nesne olmuş oluyor karşılarında. Ama kim olacak bu öfkeyi boşaltacağımız kişi? İşte şimdi yaşlıları korumak için yaşlıları işaret ediliyor aslına bakarsanız.
Ama insanlar buradan yaşlıları bir hedef olarak, bir nefret objesi olarak tanımlama, sanki salgın onların yüzünden oluyormuş gibi bir söylem üretmeye girdiklerini ve hızlıca bu söylemi ürettiklerini görüyoruz. Evet, yaşlılar belki bir miktar bu işin ciddiyetini anlayamamış olabiliyorlar ama yani gençlerin de ne kadar anladığı konusunda yine de anlayabilecek zihinsel ya da bilgi anlamında bir potansiyel olmasına rağmen bu kaygıyla karşılaşmamak için anlamazlıktan gelme gençlerde de zaten çok yaygın. Dolayısıyla burada yaşlıları korumak adına işte onların evde kalmaları daha çok dillendiriliyorken bir anda sanki salgın yaşlılar yüzünden oluyormuş gibi bir söylem türedi. Türkiye gibi kolektivist bir kültürde bile bu yaşlı düşmanlığının bu kadar hızlı biçimde belirginleşmesi, yani bir hafta içerisinde yaklaşık, bu kaygının aslında ne kadar yoğun olduğunun da başka bir göstergesi sanırım. Peki evdeyken akıl sağlığımızı nasıl koruyacağız? Tabii ben mesleğim gereği uzak duramıyorum ama konuştuğum kişiler, meslektaşlarım, arkadaşlarım sayılardan uzak durmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Bu haberleri çok fazla izlememeye çalıştıklarını da söylüyorlar. Nasıl koruyacağız aklımızı? Şimdi burada şeyi ikiye ayırmak lazım. Bir bu endişe dalgası var. Bir de eve kapanma halinin getirdiği bir, o izolasyonun getirdiği bir zorlanma var. Şu anda ben bu izolasyonun zorlanmasının çok belirgin olduğunu düşünmüyorum. Şu anda daha çok endişe, insanların kendi ve sevdiklerinin yaşamlarına dair duydukları endişe daha baskın bir unsur gibi görünüyor genel olarak. Esas konu bu endişe konusu. Burada insanları bir iki şey önerebilirim Türkiye özelinde özellikle. Öncelikle insanların şöyle bir beklentisi olabiliyor. Madem evdeyiz, hani hazır işte atıl gibi görünen bir zaman var ve aslında yapmayı istediğim çok şey de vardı. O zaman bu zamanı ben değerlendireyim, verimli bir şekilde kullanayım. Şimdi böyle bir duygusal yoğunluk içinde bu zamanı verimli kullanmanın bir yolunun yani bu olduğunu ben düşünmüyorum. Bu çok rasyonel, makul bir fikir gibi gelmiyor bana. Yani ben evde durayım, işte her gün sevdiklerimin ve kendimin sağlığıyla ilgili endişelerimin olmasına rağmen bir yandan da örneğin İtalyanca öğreneyim. Yani insanların kendisinden böyle bir şey beklemeleri kendilerini daha çok zorlamaları ile sonuçlanacaktır sadece gibi görünüyor genel anlamda. Şu anda bu endişe dalgasından kendimi nasıl korurum diye düşünmek, yani hem salgından nasıl korurum elbette ama hem de böyle derin bir endişeye gömülmekten nasıl korurum diye düşünmek daha iyi fikir gibi. Ulaştığımız tek uyaranın, bize gelen tek uyaranın salgınla ilgili enformasyon olması durumunda da işte bu salgın endişesi tarafından zapt edilmek gibi bir sonucu olacak bunun. Dolayısıyla insanların verimli, üretken olmak için çok ideal bir zaman olmayabilir. Ama insanların bu salgın ve salgınla ilgili konular dışında nefes alabildikleri küçük zamanlar yaratmaları iyi olabilir. Salgına ilişkin hiçbir haber almamak bütünüyle bir muğlaklık içinde bırakacağı için bu sefer ister istemez insan kendi zihninde kendi tahminleri, olasılıkları, korkuları, kaygıları, endişeleri, fantazileri ve gerçeklikle gerçek olmayan şeyin iç içe girdiği bir durum oluşturabilir bu hal. Hiç bilgi almamanın çok iyi fikir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama alınan tek uyaran bu bilgilerden ibaret olmasın. Şunu diyebilir miyiz? Sosyal mesafeyi artırırken sosyal medya mesafesini en azı indirmekte akıl sağlığını korumanın bir yolu olabilir mi?
Şimdi tabii sosyal mesafeyi aza indireceğiz. Bu demek ki sevdiğimiz insanlarla görüşmeyeceğiz demek. Ama zaten biz epey bir süredir sevdiğimiz insanlarla uzaktan görüşmeye dair bir alışkanlık geliştirmiştik. Zaten tanıyor, biliyor olduğumuz insanlarla uzaktan iletişim yollarını daha çok kullanmak daha iyi fikir olabilir. Evet, zaten arada bir haberleştiğimiz, sevdiğimiz arkadaşlarımızla, tanıdıklarımızla, yakınlarımızla daha çok haberleşiyor olmak, bu haberleşmeyi belki biraz daha zenginleştirmek, örneğin belki daha önce sadece tekst temelli haberleşme oluyorken belki video konferans, görüntülü konuşmalar yapmak, sadece iş ve toplantı amaçlı değil, arkadaş gruplarının da birbirleriyle böyle video konferanslarla bir araya gelebilmesi, bu sanal sosyal mesafeyi azaltmak demek olabilir ve hakikaten bu izolasyonla başa çıkmak da çok önemli bir unsur olabilir diye düşünüyorum. Çokça görüyoruz, kendinize bir rutin oluşturun evde diyorlar. Siz ne diyorsunuz buna? Şimdi bir gün içinde diyelim insanlar artık home office çalışıyorlar ve bir gün içinde yapılması gereken işler var. Ama o bir gün ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, ne zaman arası var, bütün bunlar aslında belirli ölçülerde kişinin inisiyatifine kaldığı zaman bunları yönetmek zor olabilir. O yüzden rutinleri oluşturmak kesinlikle iyidir. Ama tekrar söyleyeyim, bu verimliliğe dair önerilerin bu endişe biraz daha yatıştığı, biraz daha insanların önünü görebildiği döneme dönem için daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. Şu anda verimliliği bu kadar gözetmek değil de kaygıyı yönetmek nasıl daha mümkün olur gözetmek daha yerinde, daha ideal bir tutum olabilir gibi geliyor bana. Psikiyatrist İlker Küçükparlak'la insan psikolojisinin nasıl etkilendiğini bu koronavirüs salgını döneminde bunları konuştuk. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.